Bir daha izleyelim şu veteriyi lütfen. Nurhan Bayram'ın cinayet olarak değerlendirilen şüpheli kaybıyla ilgili sabah saatlerinde JASAT ekipleri düğmeye basmıştı. Şu anda JASAT ekipleri Boncukçukur köyüne geldi ve Cemal Bayram'ın evinin önündeler ve birazdan içeri geçecekler ve arama kararını tebliğ ettikten sonra gözaltı süreci başlatılmış olacak. Şu an ekipler kapıyı çaldı ve içeriye doğru girmeye başladılar. Arama kararı tebliğ edildikten sonra Cemal Bayram'ın evinde bir çalışma başlatılacak. Çalışmanın ardından da gözaltı süreci resmi olarak başlatılmış olacak. Cemal Bayram'ın evinde jandarma ekipleri bir arama çalışması gerçekleştiriyor ve Nurhan Bayram'ın kaybıyla ilgili bir detay bulmaya çalışıyorlar. Arama çalışmasının ardından Yeter Bayram ve Cemal Bayram gözaltına alınarak Güce İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülecek ve gözaltı süreci resmen başlatılmış olacak. Ekipler şu anda evin etrafında bir çalışma yürütüyor. Cemal Bey de bu çalışmalara eşlik ediyor şu an için. Önce evin içinde yapıldı bu çalışma. Şimdi evin çevresinde ve Cemal Bey'in savaşa ait olan arabasında bir çalışma yapılacak. Şu an elleri kelepçeli bir şekilde Cemal Bayram ve Yeter Bayram gözaltına alınıyor ve evden çıkartılıp ilçe jandarmaya doğru götürülecek. Cemal Bey neden alındınız? Yeter Hanım neden alındınız? Evet. Yani peki ikisi o gece bir anlık plan dahilinde anlık bir tartışma değil diyorsun öyle mi? Peki niye bu kadar kızını tekrar senin kızın evden ayrılacaksa bunu senden niye paylaşmadı Suzan ya? Telefon yok, telefonun eli telefonu var. Ben işte ama yaylaya yanına geliyor senin. Yayla da yukarıda senin yanına geliyor. Ama o zaman bakalım belli ettiler mi? Onda da kolye takmışlardı siyaset amaçlı. Bilemezsin bunu siyasetle iş altın kolye de diyorsun. Bak kolyede bizim gelin. Ben de rahat gördüm. Ben de bir şey sormadım yani. Ona da çaktırmamışlar o zaman. Çaktırmadılar. Ekseri çaktırmadılar. Gidip yine gelecek diye bak. Sen altın kolye daha önce yoktu. Sen altın kolyeyi yoktu. Görünce benim kızıma altın da almışlar. Bak kızımı işte, mutlu ediyorlar falan. Rahatlamışmışlar gördüm yani. Ama savaşın bana karşı tavrı şeydi yalnız yine sertti. Savaş da onunla beraber... Onlar iyi olmuşlar, yayılmışlarsa ben karşı tavrını ben tarih almadım. Sen o anda çok şüphelenmişsin. Şüphelendim ama böyle hiç başıma geleceğini biliyor musun? Çünkü yaylada... Ben bizden ayrılmak istemişler, meğersem işte görmüyor musun? Yani yaylada besbelli bırakmak istemediler gibisine geldi aklıma yani. Yani şey etti ya tavrı, şey ya. Ekseriyette bizi bırakmak istemedi. Geçecek yine gelecek dedi ya kız da. Ben de daha bir şey demedim. Oyalarını da bıraktı ya bana örtülerini. Gelince biliyorum satarım da kızım. Gelince paranı alsın. O gelişi o gelişi. Ama yaylada zabak kaybaltı yapanlar. Yiyin bunları bir daha yiyemeyecek. Bulup da yiyemeyeceğim dediği zaman kafama takıldı. Ama ne şu an geleceği biliyor musun? İşte o gittikten sonra da gelip sıkıştırdığım zaman da. Öyle bir şey etti işte. Sen de boğmaya gelecektim işte. Ben kanunum dedi. Sizden ayırmak istedim dedi bu. Daha da işte bu. İşte bunlar. Daha ben ne bileyim ben daha ben de bilmiyorum. Peki şimdi bu arada şunu da söyleyelim. Özel bir cihazla kızının toprağın altında bedeni aranacak. Yani toprağın ceset altında mı çıktı? Hayır kızının cesedi aranacak özel bir cihazla. İnşallah. Bakalım inşallah çıkar inşallah. İnşallah yeri olsun belli olur. Söyleyiciler besbelli söylemeyeceklerim ne yaptıklarını ettiklerini. Öyle de böyle söyleyecekler merak etme. İnşallah söylerler yani. O cihaz öyle bir değer tahmin ettiğim cihaz öyle bir cihaz ki toprağın altında işte ne kadar şey olsa bile yerin altını görüntüleyebiliyor. Orada bir kemik varsa çünkü artık kızından geriye sadece kemikler kalmıştır. İnşallah ya 3 senelik şey yani yine de kemik deyince
şeyi yine dururum bayağı. 3 sene o da çok değil yani. Neyse onu konuşmayalım ya. Yine doğru diyeyim ben, şeyleri doğru diyeyim ben. Yani özel bir cihazla bir yer tespiti yapılacak. Kızının cesedi aranacak. Çünkü bunun bir cinayet olduğuna çok kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü biz kaç aydır yayın yapıyoruz Suzan. Ay inşallah ya. Allah razı olsun devletimizden ya. Devletimizden, savcımızdan, jandarmamızdan, bütün ekiplerin hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden. İnşallah çıkacak inşallah. İnşallah bir şey olsun çıkacak ya. Bir mezar olsun çıkacak inşallah. Şimdi tabii 3 günlük bir gözaltı süresi var. Bir daha söyleyelim. Savaş, babası Cemal, annesi Yeter, amcası Emir ve yengesi Hatice. Hepsi şüpheliler. Yani bu beşinin bu cinayeti bildiği düşünülüyor. Yani eğer Cemal ve Yeter öldürdüyse de Emir'le de Savaş'ın da cesedi yok ettikleri. Ya beraber olduklarına göre mutlaka bilmeleri lazım bir şey. Yani Emir de yardım etmiştir diyorsun. Öyle diyeyim tabii ki. Peki Savaş'ın gözaltına alınma görüntülerini merak ediyor musun? Edeyim bir hayım izleyeyim, onu da göstermediyiz, onu da görelim. Tamam, onu da getirelim. Ekranlara gelsin lütfen Savaş'ın gözaltı görüntüleri. Bunu ettiyse siz ettiniz, bunu bulacaksınız. Bunu çabuk söyleyin. Nurhan Bayram dosyasında büyük gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma savcısının talimatıyla başlatılan şafak operasyonuyla beraber Nurhan Bayram'ın kocası Savaş Bayram, Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Ekipler Savaş'ın kaldığı otel odasında Savaş'ı gözaltına almak için bekliyorlar. Savaş şu anda içeride giyiniyor. Savaş, Nurhan'ı sen mi öldürdün? Karın Nurhan'ı sen mi öldürdün? Nurhan Bayram cinayetini sen mi tasarladın? Ailene sen mi sus talimatını verdin? Ne söyleyeceksin? Vicdan azabı çekiyor musun? Karını sen mi öldürdün? Vicdan azabı duyuyor musun? Ailene sus emrini sen mi verdin? Teyzenin çelişkili ifadeleri var, onu da sen... Nurhan'ın kocası Savaş Bayram, Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı ve polis aracına bindirildi. Bizler de şimdi vazgeçme ekibi olarak kendisini takip edeceğiz. Savaş, neden sessizliğini koruyorsun? Savaş, hiç Savaş konuşmayacak mısın? Ya kapattın mısın? Sizinle benim işim bitti artık. Savaş inanılmaz agresif, inanılmaz sinirli. Bu arada elleri kelepçeli ama kelepçeyi tişörtün içine koyuyor. Hatta biz bir ara bizim mikrofonumuzu almış. Mikrofonu da işte içine sokmuş. Mikrofonu zorla elinden almışız. Yani kameramana dirsek atmış falan. Saat sabah 5 sıraları bu operasyon yapıldığında Giresun'dan özel ekip geldi. Ve sabah saat 5'te Savaş'ı böyle aldılar şafak operasyonuyla. Peki Savaş eşini... Yani ben seviyordum diyor. Senin kızın da işte ikinci kez kaçtığında... İlki severek aldı. Ondan sonra sevmiyordu. Konuşmalarını görmeyin. Seviyorum diyeyim mi? Hareketlerini, konuşmalarını da anlamayın. Ne diye görmeyin mi? Deliydi, psikoloji bozuldu. Çıkmıyordu, gitmiyordu, gelmiyordu. Hep böyle yani. Tepki. Sürekli tepki, yani. Tabii. Ama sonra senin kızın çocuğu demiş ki... Çocuğu bahane ediyorlar. Çocuğu bahane ediyor. Çocuğu bakmadı. Çocuğu yedirmedi dedin. Çocuğu bahane... İlkten bile söyledi bana. Çocuk şey etti. Çocuğu dedi göndermeyeceğim dedi. Köye dedi. Nurhan dedi bakamıyor dedi. Nurhan'ı göndereceğim dedi. Bunun planlarına bak. Ben hem de olduğu zaman 1,5 yaşında mıydı neydi? Öyle bir şey oldu. 1 yaşında mıydı? 1,5 yaşında. 1 yaşındaydı o zaman herhalde. Nurhan dedi bakamıyor dedi. Ben çocuğu göndermeyeceğim köye dedi. Nurhan'ı göndereceğim de dedi. Bakacaksan göndereceğim dedi bana. Ben bakarım gönder dedim. Ben dedim torunumu görmeye hakkım yok mu dedim. Göndersen ben bakarım dedim. Bakayım doğru mu söyleyeyim yalan mı söyleyeyim. İsmail'ladım. Getirdiler. Geldi. Baktım, dikkat ettim kıza.
Gayet de güzel şeydi. Ben soğumuşum. Dört tane çocuk baktım ben soğumuşum. Ben daha elim yanaşmıyor. Ama senin kızın dedi ki, demiş ki daha doğrusu Nurhan. Yani biz evliliğimizin ilk dönemlerine döndük. Oğlan doğduktan sonra demiş onu. Oğlan yani, doğduktan sonra değil, sığınma evine geldikten sonra. Ya sığınma evine geldikten sonra zaten. Oğlanın o şey, o hamile kalınca iyi davranmış. Bak senin kızın birinci kaçtığında bir erkeğin yanına gitmiyor. İkinci kaçtığında bir erkeğin yanına gitmiyor. Tamam mı? En sonu bir erkeğin yanına gittiği düşünülmüyor. Sonra telefonu zaten kullanmıyor. Doğrusu cep telefonu doğru falan şey da yok. Ama senin kızının işte kullandığı söylenen ama aslında Savaş'ın kullandığı cep telefonunda uygunsuz sitelere girildiği tespit ediliyor. Cep telefonundan biri uygunsuz sitelere girmiş. Bu kim giydi onu? Birileriyle görüşmüş. Demek ki birileriyle görüştü işte değil mi? Ben bu planlı olduğunu düşünüyordum işte o zamandan beri. Bu kendi şey meclisinde bir şeyle yaptılar işte. Ne ettiğini ben bilmiyorum. Söyleyecek. Valla şöyle söyleyeyim. Biz mesela aynı şey Şükür'ün anne şey babası Mustafa'da da vardı. Yani sen insan evladının görüntüsünü görünce ne dayanamaz ağlar. Günlerce ikiniz ağladınız, şey yaptınız. Yani ister, bu sizin kendi şeyiniz duygusal. İnsan zorla ağlatır mı insan birini? Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Ay, ama, ben bağlamam köyü duydu da ayağıma işte. Ama Savaş. Hep, hiç. Ama Savaş hiç bir kez bile burada bir ağlamadı ve bir kez bile gözyaşı dökmedi. Bu inanılmaz bir öfke vardı Nurhan'a karşı. O gözle şu veteriyi bir daha Savaş, ekranlara getirelim. Ben bunu başardım sanıyordu. İki sene geçti aradan ya. Dur şu biraz bir kez daha izleyelim şu gözaltını. Bunu ettiyse siz ettiniz. Bunu bulacaksınız. Bunu çabuk söyleyin. Nurhan Bayram dosyasında büyük gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma savcısının talimatıyla başlatılan şafak operasyonuyla beraber Nurhan Bayram'ın kocası Savaş Bayram, Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Ekipler Savaş'ın kaldığı otel odasında Savaş'ı gözaltına almak için bekliyorlar. Savaş şu anda içeride giyiniyor. Savaş, Nurhan'ı sen mi öldürdün? Karın Nurhan'ı sen mi öldürdün? Nurhan Bayram cinayetini sen mi tasarladın? Ailene sen mi sus talimatını verdin? Ne söyleyeceksin? Vicdan azabı çekiyor musun? Karını sen mi öldürdün? Vicdan azabı duyuyor musun? Ailene suç emrini sen mi verdin? Teyzenin çelişkili ifadeleri var. Onu da sen... Nurhan'ın kocası Savaş Bayram, Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı ve polis aracına bindirildi. Bizler de şimdi vazgeçme ekibi olarak kendisini takip edeceğiz. Savaş, neden sessizliğini koruyorsun? Savaş, hiç konuşmayacak mısın? Savaş, konuşmayacak mısın? Ya kapattın mısın? Sizinle benim işim bitti artık. Suzancığım, senin kızında çok büyük bir öfkesi vardı Savaş'ın. Onu görebiliyoruz. Burada inanılmaz öfkeli. Ne diyorlar yapayım bu öfkeyi? Neden yapayım? Benim çocuğum bir masum. Niye öfkeleniyiz? Öfkelenecek bir şey yok ki. Yaramıyorsan ne dersin? Getir, bana teslim edersin. Bir daha tutuyorsun, getiriyorsun. Alıp götürüyorsun. Vermem diyorsun. Bu ne? Ben de anlamıyorum deli diyorsun. Deli diyorsun. Kaçtı diyorsun. Diyorsun. Anlamıyorum ben de ta. Ben ne yapayım ta? Gelip sana kızını vermiyorlar. Geri vermiyorlar. Zaten o da mutlu değil evde. O da değil. Tutmaya da devam ediyorlar. Aileye varıp da bir akrabasına talimatına da götürmüyorsun. Atıyorsun eve. Kendin bir afkara tefra yapıyorsun. Ne ki? Ama o akılları veren kimisi onu söylesin o zaman. Ne, kim nereden aldı bu akılları da böyle o şekilde düşündü de böyle yaptı. Tamam. Gevdet bulamaz dedi. Devam kim edeceğiz. Çekti? Giresun'daki gelişmeleri de aktaracağız.